Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atamıyormuşsunuz, öyle mi? El insaf. 2019, yıl 2019, 31 Mart'ta seçim yapılmış 2019'da. 1 Nisan'da Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine, büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili valilikler İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermiş. Bak, seçimden bir gün sonra daha belediye eş başkanları mazbatalarını almamışlar. Ortada hiçbir şey yokken 1 Nisan'da yazı göndermişler. Neden? Bunun nedenini sizin geçmiş dönem İçişleri Bakanınız, hani şimdi mahkemede dedi ya, suç işleri bakanı denebilir ona diye, suç değil bu diye. Şimdi daha o İçişleri Bakanınız seçim döneminde bu kayyumların nasıl atandığını anlattı. Dedi ki, beyefendi beni çağırdı. HDP'nin bu belediyeleri kazanmış olmasından dolayı rahatsızım. Bu belediyeler için bir şey yap dedi. O da demiş ki, körün istediği bir göz, beyefendi verdi bana iki göz. Hemen birkaç gün içinde hallettim meseleleri diye anlattı. Siz yani seçim yoluyla, sandık yoluyla kazanamadığınız belediyeleri kayyum atayarak ele geçirdiniz. Seçim hukukunu, sandık hukukunu çiğnediniz. Halkın, Kürt halkının iradesini gasp ettiniz. Bir de diyorsunuz Kürtlerin seçtiği belediyelere kayyum atamıyoruz. Ya ne yapıyorsunuz? Belediyelerimizin hepsine kayyum atadınız. Üstelik de bu atanmış olan kayyumlar yolsuzluk yaptı, hırsızlık yaptı. Bak, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atadığınız Mardin valisi, kayyum olan Mardin valisi Mustafa Yaman hırsızlıkların başı çıktı. Bütün bölge müdürlükleri hakkında davalar açıldı. Ortada Sayıştay raporları var. Ortada sizin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinizin hazırlamış olduğu yolsuzluk, hırsızlık raporları var. Siz bir de diyorsunuz böyle olmadı. Daha ne olacak? Ya bir de bu Kürt kökenli diyorsunuz ya, ikide bir. Ya bizde Kürt'e Kürt deniyor, Türk'e Türk deniyor, Arap'a Arap deniyor. Kökeni mekeni yok bu işin. Kürt'e Kürt denir. Onu da bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi bir tane ortada açılmış dava, bir tane yazılmış iddianame yok ki belediye eş başkanları usulsüz harcama yapmış olsunlar ve bundan dolayı yargılansınlar. Başka bir şey söyleyeceğim. Son cümlem efendim. Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya yargılandı, kayyum atandıktan sonra beraat etti. Niye göreve iade etmediniz? Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı yargılandı, beraat etti. Niye göreve iade etmediniz? Çünkü meseleniz o değil. Tekrar söylüyorum, meseleniz seçim yoluyla, sandık yoluyla kazanamadığınız belediyeleri kayyumlar, atanmış kayyumlar, vali ve kaymakamlar yoluyla ele geçirmek, talan, yolsuzluk, hırsızlık yapmak, halkın iradesini gasp etmek ve Kürt halkına düşmanlık yapmaktır.